30 Ocak 5 Şubat haftalık burcumuza hoş geldiniz sevgili takipçilerim, güzel ailem, sevgili koçlar. Abone olmayı, yorum yapmayı, takipte kalmayı unutmayın. Yükseleni koç ve ay burcu olan sevgili takipçilerim de dinlemeyi mutlaka ihmal etmeyin diyorum. Sevgili koçlar, özel sektörle alakalı yaşadığınız bazı krizler ve bulunduğunuz noktanın gergin halleri ve adapte olamama, ekip arkadaşlarımız, çalışma içerisinde olduğumuz insanların egoları ve sizin kendi içinizdeki savaş verdiğiniz konumunuzla alakalı noktada zorlanma, ama sonu sizin için hayırlı olacak. Yani yavaş yavaş ilerlemek demek, yeri sağlamlaştırmak demek. Dedikodulara, başkalarının lafına, iş evresinde dikkatli olmanız gerekiyor. Çok çekemeyen insanlara fırsat veriyorsunuz ve sonrasında da haksız duruma siz düşüyorsunuz. Yapmanız gereken işleriniz var, yoğun toplantılarımız ve bunlarla ilgili yeni işlerinizle ilgili büyük bir başarı söz konusu olacak. Eğer ki insan kaynakları alıp satım dışta çalışıyorsanız ve ihracat işi yapıyorsanız, bu hafta inanın kağıt, evrak, yenilik, yeni oluşumlar sizi fazlasıyla zoracak. Geceniz, gündüzünüz birbirine karışmış olacak. Siz daha temkinli hareket edin. Çünkü sizin basamaklarınız ve emeğiniz Allah katında size yeniden verilecek. Ve geçmişe dönük iş sorunlarınızla ilgili hala içinizde haksızlıklar kavgası varsa, lütfen bulunduğumuz noktayı kontrol edelim. Bulunduğunuz şirkette bazı karışıklıklar var ve sizin de rakipleriniz çok fazla olduğu için zarar görmenizi istemiyorum. Temkinli olalım. Devlet kapısı, devletle alakalı bağlantılı noktada çalışan sevgili koçlar, güvendiğiniz dostlar, inandığınız insanlar arasında kalabilir ve bunlar adına yapacağınız her konuşma sizin işle ilgili sıkıntılarına sebep olacağını da uyarıyor. Görmeyeceksiniz, duymayacaksınız, işitmeyeceksiniz. Yerinize sahip çıkacaksınız. Çünkü burada kazanlar çoktan kaynadı ve kazanların içinde sizin de isminiz yazılı. Dikkatli olun, iftiraya kurban olmayın diyorum. Kendi işinizi yapıyorsanız ve özellikle de iş konularınızla alakalı oturtamadığınız ve son 3 yıllık döngünün hala hayatınızda yıprattığı ile ilgili kavgalarınız varsa, evet, burada güzel diyaloglar, yurt dışı bağlantılarımız, şehir dışı ile ilgili yapacağımız birçok noktada size aydınlanma var. Sizin cesaretiniz kırıldı. Üzerinizdeki yükler çok fazla olduğu için toparlanamıyorsunuz. Bence toparlanmak için güzel bir hafta. Hem de şöyle düşünelim. Yakın dost, yakın çevre ve özel hayatımızla bütünleştirdiğimiz renk hayatımız, yani 5. evimiz bize daha farklı noktalardan gelecek imkanları ve dostlarınızla var edeceğiniz yenilikleri gösteriyor ve o destekle birlikte para ekonomisinde güçlenmesini uyarıyor. Yani farkında olmayarak yenilikler var sizin hayatınızda. Ve unutmayın ki öfkeci yönünüz, yanlış anlaşmalar ve fevri davranışlar insanların gözüne batabilir. Biz yerimizi kollayalım. Başkası yerinizi kolluyor çünkü. Evet, bu ara ortaklı iş düşünceniz varsa ve kendi alanınızı satmak, yenilemek istiyorsanız, bu hafta bunlar için anlaşmalar, imzalar gerçekleşmiş olacak. Siz olduğundan daha emin adımlar atın ki korkularınız sizin arkanızda kalsın. Aile büyüklerimizin sağlık problemi ve ailevi sorunları da bizi bu hafta çok fazla yıpratacak. Perşembe, cuma, cumartesi, pazara kadar ailede hastane, evrak, çocuk, bunlarla ilgili yoğun koşturmalarımız söz konusu olacak. Evet, çalışan evli çiftlerimizle alakalı, yurt dışı ve şehir dışı ile alakalı imkan kovalıyorsanız, bu hafta bu fırsatlar var. Başvurularınızı yapmanızı istiyorum. Çünkü bu alanda artık mutlu değilsiniz. Özellikle de eşinizin parasal noktasıyla alakalı krizleri devam edecek destek olmanız lazım. Ev taşınması, yeni ev fikirlerimiz var ama 5. aya kadar para eksikliğimiz var. 5. aya kadar sabırlı olursanız bu istediğiniz ev kapınız, arsa kapınız ya da gideceğiniz yolculuk size çok büyük bir aydınlanma yaşatacak. Evet sevgili gençler, kendi özel hayatınızda eski ilişkileriniz, özel hayatımız, aktif, hani deriz ya, çılgın ruhumuzun had safhada olacağı ve bize biraz dinlenmekle birlikte eğitimlerimizle ilgili kontrol etmemiz gereken noktalarımız da var. Bunları da görüp aileyle kendi aranızdaki bağı biraz daha güçlendirmeniz gerektiğini düşünüyorum. Eski ilişkilerinizi geri bekliyorsanız, evet,
bu hafta çok yoğun. Eskiler, eskiler, daha eskiler gelecek. Çünkü kalp kırıklıklarınızı tamir etmek isteyebilirsiniz. Ama alternatif bir ilişkinin de sizin enerjinize iyi geleceği, yakın dostunuzun tanıştırması, sosyal ağlardan tanışacağınız insanlar sizi biraz daha tatmin ve mutlu edebilir. Gözünüzü dört açın. Bu ara yarım bıraktığınız eğitimler sevgili hanımlar ve beyler, dil eğitiminiz, yüksek lisansınız ya da hobi edinmek istediğiniz alanları daha ön planda tutacağımız, daha renklilik taşıyacağımız bir hafta. Psikolojimiz gidip gelmeli bir ruh hali olacak. Devamlı saldıran bir enerjim olacak. Eşimize, sevgilimize, arkadaşımıza, çocuğumuza ve onlar hatalıymış. Sanki bu hayatı onlar sizin hayatınızı ziyan etmiş gibi düşüneceksiniz. Bu da sizin duygu yıpranmanız, duygusal boşluğunuzdan yeme, yani duygu sevgisizliğiniz sizi yemeye verdi. Lütfen kilo almamanız gerekiyor. Vücut enerjimizi düzeltmemiz lazım. Ailede araçla ilgili ufak tefek kazalar dışında aracınızı yenilemek istiyorsanız Şubat 17'ye kadar, yani bu 30 Ocak 5 Şubat arasında karar verip 15 itibariyle araç evimizde aydınlığa erişmiş olacak. Mal sahibiyle problem yaşayan evli çiftlerde yasal dava, yasalla ilgili süreçlerimiz var. Gereksizce ihbar kağıtları alabilirsiniz. Siz de hakkınızı savunmanız lazım. Baba köklerimizle alakalı çözemediğimiz miras konularımızın amca ve hala soyundan kaynaklanacak kırgınlıklar var. Özellikle eşinizi evli olan hanımlar için eşinizin ailesinin yaşatacağı sorunlar eşinize kalp ve üzgünlük yaratabilir. Sağlığını kontrol etmenizi istiyorum. Çünkü eşiniz iyi ve sizi seviyor. Evliliği çok tehlikede olan ve mutsuz olan sevgili koçlar için bu evlilik uzun süredir sizin istediğiniz gibi gitmiyor ve çok mutsuzsunuz. Bence bu ilişki için doğru bir terapi ya da yol ayrımı, çocukları ve kendi ruhunuzu yıpratmadan gitmeniz lazım. Artık acı çekiyor kalbiniz. Evet, bu ara evde ufak tefek tadilat yapmak isteyen gençler ve ev hanımları diyorum. Özellikle masa sandalye konularımız ve çocuk çalışma masamızla ilgili yenilikler söz konusu olacak. Bu ara halı, kilim merakı olabilir. Evde gereksiz halı ve kilimleriniz o kadar çok ki bence bunu gereksiz olarak hayatınıza almayın. Uzun soluklu ilişkinizle ilgili yaşadığınız krizleri düzelteceksiniz ve birbirinize daha saygılı evre gösteriyor. Evet, yeni başlayanlar için aşk ve enerji var. Bu ara yaratıcı sanatçı yönünüz de çok ön planda. Mümkün olduğu kadar yaratıcı enerjinizi de hayata katmanız lazım. Sevgili koçlar, sağlık olarak özellikle ayak siyatiklerimiz, ayak ağrılarımız, disk kemiklerimizle ilgili hassasiyetler var. Mümkün olduğu kadar buna dikkat edelim. Bir de evinizin kapı, demir kapınız ya da dış kapınızın yenilenmesi lazım. Dikkatli olun. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Sevgili aslanlar, nasılsınız? Abone olmayı, yorum yapmayı, takipte kalmayı unutmuyorsunuz. Evet, sevgili aslanlar, sizde gerçekleşecek 5 Ocak'ta, 5 Şubat'ta, Şubat'ta bir dolunay var. Ve bu dolunay 1. evinizi, 7. evinizi ve 10. evinizi fazlasıyla tetikleyecek. Yani kariyer değişimleri, kendinizde görmeniz, benliğinizde olan ben fikirlerimiz ve var olan kimliğinizle ilgili radikal kararlar vererek değişimlere hazır olmanızı istiyorum. Ve zorlayıcı, stratejik, yıpratıcı, gergin bir dolunay yaşayacaksınız ama 1, 7 ve 10. ev kariyer değişimi, ilişki değişimi ve kendi yarım bıraktığınız değişimlerin farkına varacaksınız diyorum. Kurumsal bir alanda büyük bir firmanın içerisinde sabit bir yeriniz varsa ani iş değişiminiz gerçekleşecek. Orada bir üst bir bölümdeyseniz yurt dışı ile alakalı anlaşmak istediğiniz kapılarda fırsatlar yaratacaksınız. Aynı şekilde de paralel giden ortaklı işlerimizde güçlenmek, var eden noktayı daha büyütme fikirlerimiz söz konusu olacak. Eğer ki hem kurumsalda çalışıp hem bir ortaklı işiniz varsa kurumsalla alakalı noktaya veda edip kendi işimizle alakalı kariyerimizi, benliğimizi, bize var eden noktayı daha güçlü şekilde altyapısına oturtacağız. Farkındalık sizin işle alakalı bütün kapılarınızı daha net görmenizi, büyük fırsatlara doğru yönlenmeniz gerekiyor. Geçmişe ait mahkemesel konularımız,
Yani size iş mahkemesi, haksız yere yapılan mahkemelerle ilgili de net kararlar sizin için doğru ilerliyor. Lütfen eksik dosyalarınızı tamamlarsanız sevinirim. Aile içerisinde cezaevi, mahkeme, cezada yatan ya da cezayla yargılanan kim varsa özgürlük kanatlarına geçiş yapacak. Hane bu konuda büyük bir özgürlüğe varılmış olacak. Devletteki size iftira atılmış olabilir, işinizle ilgili yaşadığınız krizleri artık orayı kapatıp kendinize farklı bir alan yaratarak geçmişi komple iş konusunda değiştireceğiz. Yani bizim işle ilgili yaralandığımız, yıprandığımız haksızlıklar, haklı olduğumuz noktada haksız görülen noktaların hepsini geride bırakıyoruz. Olduğunuzdan daha renk, olduğunuzdan daha başarılı bir adım sizi bekliyor diyorum. Evet, devletle alakalı da çalıştığımız yerde özellikle farklı deniz gören bir yerdeyseniz, farklı bir noktaya geçmek istiyorsanız olumlu kağıdınız var. Hayırlı ve uğurlu olsun efendim. Gideceğiniz yerde gücünüz ve renginiz ve konumunuz da güzel gözüküyor. Kendinize, ailenize ait ortaklı işler, ortaklı mallarla ilgili de doğru avukat, doğru aile bireyiyle birlikte birleşeceğiz. Hakları adaletli şekilde paylaştıracağız. Korkulacak değil, iyi olacak şeyler sizin için. Yeni iş kurduysanız ve kendinize bu konuda güveniniz yoksa zaten birinci ev, yani sizin kendi alanınız ve kendi ruhunuzu tetikleyecek ben olan noktanızı, benliğinizle iyileşeceksiniz. Onuncu ev, kariyer değişimlerinde korkmanıza gerek yok. Siz bu konuda ödülleneceğiniz bir döngüye giriş yaptınız. Al, verme, ver, al dediğimiz bir evre var sizin için. Devlete girmek istiyorsanız da bu kapılarla ilgili başvurular olumlu. Devlet bağlantısını taşıyorsanız, devlet kapıları ile ilgili zorluyorsanız mücadeleye devam edin. Altın, mücevher, demir, metal işleriyle uğraşıyorsanız bu dönem yapacağımız her iş bize büyük bir başarı ve işimizi daha büyüteceğimiz imkanlar yaratacaksınız. Eğer ki blog yazarıysanız, gazeteciyseniz, sanatçıysanız yıldızınızın daha parlak, ışığınızın ve auranızın daha güzel olacağını gösteriyor. Bence şansınıza şans, renginize renk kattığınız bir hafta güzel derler. Unutmayın ki buradaki yani 5 Şubat'taki Aslan Dolunay Uranüsyan etkisi fazla şiddetli değişimler. Yani o kadar hissedeceksiniz ki bu dolunay sabırsızlığı da hissettirecek. Agresifliği de hissettirecek. Yani para finans konularımızda net bir şekilde, yani gözden kaçırdığımız paralarımız, dostlarımız, arkadaşlarımızı iyi hissedeceksiniz. Çalışan çiftlerimizle alakalı noktada işle ilgili değişimleriniz hayırlı ve uğurlu olsun. Uzun süredir evde oturuyorsanız sevgili hanımlar, yani çalışan evli çiftler, iş kapınız şimdiden güzel gözüküyor. Şubat sizin için 15'ten sonra başlangıç, uzun soluklu iş kapınız var. Bir maaş beklentiniz, bağlanmasını istediğiniz para ya da evinizde sağlık problemi engelli biri varsa maaşıyla ilgili sıkıntılar yaşayabilir. Bunu çözmeniz lazım, yoksa burada ya uzun süre mahkemeyle uğraşacağınız gözüküyor, bilginiz olsun. Aynı şekilde sevgili gençler, mesela uçak mühendisi olmak istiyorsanız, kodlama mühendisi ya da bilim insanı olmak istiyorsanız bu sene çok çalışın. Allah size 5 yıldız vermiş. Yeteneğiniz sizin elinizde, yapabilirsiniz. İlişkiler konusunda evet. Yani şunu demek istiyorum. O ilişkinizle ortak evlilik kararı alma evremiz. Bu konuyla ilgili çevremizin bizi desteklemesi, ortak arkadaşlar, ortaklı olacağımız her nokta bize huzur ve rahatlık. Yani ortağınızı da bırakmak istiyorsanız artık bırakma döneminiz. Korkacak bir durum yok. İlişkiniz yoksa ve bu konuda acı çekmeyi diyorsanız hayat arkadaşınız, ilişkiler, tanıyacağınız renkli insanlar, ruhunuza uyacak enerjiler size fazlasıyla güzel geçiyor. Uzun soluklu ilişkiler evlilik teklif ediyor. Ya da kız arkadaşınız size evlilik teklif edebilir. Ya da siz ona teklif edebilirsiniz. Bu da güzel bir yuvanın. Ani evlilik, düğünü, nikahı aynı anda resmi olsun deyip karar veren sanki 14 Şubat'a kadar düzeni ve hayatını kuracak, evlenmiş olacak. Ayrılmak isteyen kişiler biraz daha sabırlı olması lazım. Geçmiş ilişkilerle de yüzleşmek istiyorsak 15 Şubat'ı beklememiz lazım. Şu an karşılaşabiliriz, içimizdeki öfkeyi ifade edebiliriz ama tam sizin istediğiniz gibi olmayabilir. Bu da biraz sizin canınızı sıkabilir diyorum. Evet, bir de bu ara evli çiftlerimizin arasında yaşanacak hani şey vardır ya, mutlu anılar. Hani mutluluk biriktirdik mi dediğimizde sanki güzel çiftlerde
mutluluk anıları, geçmişe yönük diyaloglar, birbirimizin çocukluğuna inmek ya da gençliğine inmek ya da 30 yaşındaysanız 20'lik yaşları konuşacağımız bir döngü olacak. 20 yaşındaysanız 10 yaşındaki döngüleri konuşacaksınız. O yüzden güzel kahkahalar atacağınız bir hafta, eşiniz ya da sizin sürpriz hediyeleri ona mutluluk ve keyif verecek. Yani aslında güzel bir hafta sevgili aslanlar. Alıp satım konularımızda zaten kariyer anlamında değişim, para hayatımızda da değişimleri destekleyecektir. Yani siz hiç korkmayın, bu dönemi doğru atlatın istiyorum. Yurt dışı ile ilgili yerleşim, vize, bunlarla ilgili sevgili gençler ve yeni evliler için olumlu kapılar, yerleşmek, oraya gitmek gibi fikirleriniz varsa olumlu. Siyasi eğitim almak isteyen sevgili aslanlar, gözünüzü kırpın yapın çünkü bu konuda çok yeteneklisiniz. Sevgili ev hanımları, bu ara eşinize kırılamak isteyebilir. Onun ailesini suçlamak isteyebilir. Aynı şekilde kendi aileni suçlayabilir. Nereye kadar bu kavgayı yapacaksın? Uzun süredir aynı şeyleri söylüyorsun. Lütfen bir psikolog ya da meditasyon ya da ne bileyim dikiş kursuna git. Enerjin dağılsın. Enerjini şifalandır. Bu ara evde fazlasıyla değişik yemekler yapılıyor ve yağlı yemekler, genetik yapınızda kalp damar problemi var ve şeker uyarısı veriyor. Mümkün olduğu kadar tuzlu evrelerimizde dikkat edelim. Vücut hassasiyetimiz oluşmasın diyerek diyorum. Sevgili aslan, dikkat etmemiz gereken kolesterol, şeker ve tuzla ilgili noktalarımız var. İhmal etmeyiniz. Bir de ani bir taşınma, aile büyüğümüze destek ya da ailenizden size gelecek yeni anahtarınız hayırlı ve uğurlu olsun efendim. Hoşçakalın. Sevgili yaylar, nasılsınız? Güzel bir hafta, keyifli bir hafta sizler olsun. Yükselenler, yorum yapmayı, ay burcu beğenmeyi, ana güneş burcu yay olanlar mümkün olduğu kadar izlemeyi. Çünkü spam yiyoruz gerçekten, sıkıntımız var. Sevgili yaylar, özellikle yurt dışı ile alakalı yeni oluşum, yeni beklentiniz ve oluşturmak istediğiniz noktalarınızla alakalı ve manevi olarak içsel ruhunuzun tavan yapacağı bir hafta ve bu hafta özellikle işte duygusallık, merhamet, vicdan, bunları tek tek yan arkadaşımıza, ekibimize, patronumuza, ruhumuza yapacağımız birçok nokta var. İşimizde hızlı bir hafta, yoğun bir hafta, sizi gerçekten gideceğimiz işler, alacağımız yeni işler size fazlasıyla renk katsa da merhametiniz sizi bu konuda zorlayabilir. Mümkün olduğu kadar işlerimizi dikkatli yapmamız gerekiyor. Güneş tutulması gerçek. Güneş diyorum. Aslan'da dolunay gerçekleşecek 19 derecede Uranüs'ün etkisiyle birlikte. Bu bizim 9. evimiz. Yurt dışı ve yurt dışı ile alakalı var olan yenilikler, fırsatlar ve yaratıcılık. Ve 3. evimizi tetikleyecek. Bu da bizim iletişim, kardeşler, kuzenler ve ev hanemizle alakalı noktada yaşayacağımız anne hanemizle ilgili bazı zorlukları da ifade edecek. Aynı şekilde 6. evinizi tetikleyecek. 6. ev nedir? Günlük rutin düzenli yaptığımız evreler ve sağlıkla alakalı kendimizi zorlayacağımız. Mesela ani hareketler yapmamamız lazım. Boğaz enfeksiyonlarına dikkat etmeniz lazım. Öpüşmeyin, koklaşmayın çünkü ciddi bir sağlık probleminiz var. Dikkatli olun efendim. Kendi işinizle ilgili çok güzel kapılarınız açılacak. Kendinize ait yeri güçlendirmek, renklendirmek, yeni fikirler, yeni oluşumlar size ayrı bir güç kazandıracak. Yani hiç farkında olmayarak yerinizin büyüdüğüne şahit olacaksınız. Kurumsal alanda çalışıyorsanız gerçekten ekiple birlikte iletişim hakiminde olacağınız her nokta keyifli ve eğlenceli geçecek. Ve siz enerjiniz de yüksek, maneviyatınızla da yüksek bir şekilde alanı hızlı ve seri şekilde fazlasıyla ön plana atacağız. Bu ara inancımız bizi tetikleyecek. Namaz kılmak, dininiz neyse ona göre fazlasıyla Rabbimle olan enerjiyi kendinize çekmek isteyeceksiniz. Bence çekin çünkü sizin üzerinizde göz, başkaları sizin hayatınızı çok kıskanıyor. Yani durumunuz kötü de olsa şıkır şıkır giyinip insanlar yine bu başka bir şey giymiş dedikleri için Rabbimle olan bağınız hep güçlü olsun istiyorum efendim.
Bir de devletle bağlantılı yaşadığımız bazı sıkıntılar ve size bazı zarar verecek insanların da farkına varmanız lazım. İyilikten maraz doğduğunu öğrenmediğiniz takdirde bu iyilik size çuvaldız gibi batabilir. Ve bu devlet de kurumunda çalışıyorsanız sessiz sedasız işinizi devam ettirmeniz lazım. Yakın bir dostunuzla iş kurmak, özellikle yurt dışı mailler, mesajlar, blog yazarlığı ya da kendinize bir site kurmak istiyorsanız bu konuda çok başarılısınız ve aydınlık olacaksınız. Eğer para ve borsa işiyle uğraşacaksanız renkli bir dönem, korkmanıza gerek yok. Kazancınızı kontrol edip sistemi kontrol ederseniz bir sıkıntımız yok diyorum. Bu arada özellikle çalışan evli çiftlerimizle ilgili eşinizin stresli geçireceği bir haftayı evin içerisine yansıtacağı, siz de mutlu geçireceğiniz bir hafta adamın stresinden gerileceğiniz gözüküyor. Her iki tarafta görmemezlikten gelirse daha sağlıklı olur. Sevgili gençler, eğitimle ilgili başvurularınız olumsuz bir şey yok. Dil eğitiminiz, astroloji merakınız, hissiyatlarınız ön planda olacak. Bunlar gündelik hayatınızı daha mutlu bir şekilde, hani deriz ya, not alacağız hayatınızı. Evet, not alın ki siz başarınızla, yapacağınız kurslarla siz kendinizi mutlu edeceksiniz. İlişkiler konusunda daha çok kendinizi yalnız hissetmek isteyebilir. Daha kendinizi dinlendirmek isteyebilirsiniz. O yüzden ilişkimizle fazla vakit geçirmek istemeyebiliriz. Onun derdini dinlemek istemeyebiliriz. Kendi ruhumuza kapılabiliriz. Ama o ilişki ve siz çok uyum içerisindesiniz. En azından dinliyormuş gibi gösterin. O soğukluğu yaratmayın istiyorum. Terk edilmiş ve ilişkisiyle ilgili haber bekleyen sevgili yaylar, ondan bir şey olmaz. Boşuna bununla yatıp kalkıyorsunuz. O ruh size ait değil. O enerji sizin ruhunuzda değil. Yolunuza bakmanız lazım. Ama yakın bir dostunuz, özellikle yurt dışı bağlantılı olabilir, yabancı bir insan olabilir. Onun tanıştıracağı bir insan sizin hayatınıza renk katacak. Bence onu tanışmaya gidin diyorum. Nişanlı ve sözlüyseniz Ağustos ayına kadar daha erken evlilik tarihinizi belirteceksiniz. Çünkü işiniz devlette çalışıyorsanız ve gideceğiniz yolculuk uzun olacağı için hayat arkadaşınızla evlenip onu da o düzene atmaya mücadele vereceksiniz. Bunlarla uğraşacağız. Vergi borcumuz, bazı yasal süreçlerimizle ilgili doğru gidecek, doğru tetikleyecek olaylar var. Korkmanıza gerek yok. Anne ve ailemize ait bazı mallarla ilgili de kuzenlerden kaynaklanan dava açılabilir. Haksız yere sizi suçlayabilirler. Dikkatli olmanızı istiyorum. Evet, unutmayın ki evli çiftlerimizin özellikle kendi içlerinde anlamsız tartışmaları var. Birbirinizi yıpratıyorsunuz. Evlilik kötü değil. Siz sadece kendiniz kötü davranıyorsunuz. Çocuklarınız değil, siz değilsiniz. Sadece aile büyükleriyle birlikte yaşayan evli çiftlerde yeni eve çıkmak, kendi düzenini kurmak gibi enerjiler var. Evde bu gerginlikler var. Vallahi eskiden aileler içerisinde yaşamak istemeyenler, bence şu an aileler içine dönmesi lazım. Bu ülkede yaşamak zor. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Herkes birlikte yaşasın, aynı binada yaşasın, aynı noktada. Parayı da ortak yapmak lazım. Çünkü güç artık zorlandırıyor. Evet, bir de bu ara yakının evliliği güzel gidip ama eşinizin böyle ruhu fingirdek olabilir. Sizin enerjiniz değişik olabilir. Bu ara sosyal ağlardan size gelecek iltifatlar altında kalabilir. Evliliğinize zarar verebilirsiniz. Boşanma fikri olanlar zaten yol ayrımı evresindesiniz ama çocukların eğitimi, kendi ev düzeninizle ilgili çözemediğiniz noktalardan iki evde iki yabancı gibi yaşıyorsanız tekrar bir şans size iyi gelecek diyorum. Evlenmiş, ayrılmış çiftlerimiz için iş konusuyla ilgili krizler ve işten çıkartılabilirsiniz. Özellikle tekstil sektöründe çalışıyorsanız çok ciddi sıkıntılar, dedikodulara maruz kalacaksınız. Evlenmeyi düşünüyorsanız acele ediyorsunuz, yanlış insanla birliktesiniz. Biraz daha onu dikkate alın istiyorum. Sağlık olarak özellikle dikkat etmemiz gereken noktamız kalp damarları, hani anşu deriz ya, bu tarz sıkıntılarımız olabilir. Nefes, uyku problemimiz, uyku apnemiz olabilir. Ve son zamanlarda bağırsak enfeksiyonlarından yanlış gıda tükettiğimiz için hani gıda zehirlenmesi, su zehirlenmelerine dikkat edelim. Özellikle de erkek çocuklarınızın sağlık problemi olabilir. Kızlar da tırnaklarını yiyor olabilir. Bunlara ihmal etmeyin. Evet, evde değiştirmek istediğiniz çiçek bakımlığınız varmış.
kuş bakımlarınız var. Yani evinizde kuşu, kedisi, hayvancağızı olanlar için onların bakım dönemi, doktor kontrolü, kısırlaştırma dönemi. Ben kısırlaştırmaya karşıyım. Özellikle de hazır mamaya karşıyım. Çünkü devamlı o hazır mamalarda hormon var ve bunlar devamlı doğurma üretkenliği var. O yüzden karşıyım. Evde haşlayın ciğeri, verin yesinler. Evet, bir de size sürpriz şans oyunlarınız da var. Değerlendirin borsada haklarınızı.